Değerli arkadaşlar, ejekti klozlarla ilgili bilgilerimizi basit sorular üzerinde pekiştireceğiz. Bu soruları yapıyor iken, ejektif klozlarda en fazla kullanılan bağlaçların özelliklerini, onun dışında tam cümle, yarım cümle ayrımlarını ve kısaltmalarla ilgili bilmemiz gereken kuralları tek tek göreceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Sorunun seçeneklerine baktığım zaman değerli arkadaşlar bunun bir ejectiv clause olduğunu tahmin edebiliyorum. Bunların içerisinde A seçeneği insanlarla ilgili, B seçeneği yerlerle ilgili, C seçeneği zaman, D sebep ve E seçeneği insan dışı varlıklarla alakalı isimlerde kullanmamız gereken bağlaçlar. Van Gogh'tan bahsediyor. Ünlü Hollandalı ressam olan Van Gogh. Niye gideceğim? Oradan tereddütsüz bir şekilde A'ya gitmem gerekiyor. Onun dışında ilave bilgi olarak vermem gereken bir iki şey var. Boşluğun devamına baktığım zaman bir yüklem var. Head, far-reaching infinite and 20th century art diye bağlacı tamamlamış. Bağlacın devamında özne yüklem değil de yüklem nesne şeklindeki bir yapı bunun yarım cümle olduğunu gösteriyor. Yarım cümlelerde ben who'yu veyahut da which'i kullanıyor veyahut da that'i kullanıyor ama hiçbir zaman bağlacını, yer bağlacını ve sebep bağlacını kullanamam. Eğer bu soruda who olmasaydı da that olsaydı seçeneklerin bir tanesi that olurdu. That hem insanlar hem de insan dışı varlıklar için kullanabilecek bir joker. Öyle diyelim.